Herkese merhaba. Nemrut'un kızına aşık olan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından Urfa Kalesi'nden ateşin içine atılmaya çalışıldığı esnada, bu görmüş olduğunuz yer ateşte o zaman, buradaki odunlar balığa, ateşte suya dönüşmüş. Urfa, Göbeklitepe'deyiz. Göbeklitepe'de hediyelik alınacak eşyalar burada. İçeride kahve, çay ikramları var. Müze kartta %10 indirimleri mevcut. Burası Göbeklitepe'nin girişi. Yalnız arkadaşlar, burada müze kartınıza dikkat edin. Eğer fotoğrafınız yoksa almıyorlar. Aşağı inip bayağı bir yol kat edip müze kartınıza fotoğraf bastırıyorlar. Şu ileriden de bekleyeceksiniz. Burada şatıllar geliyor, dolmuşlar geliyor. 5 dakikada bir kalkıyor. Artık çok yoğun zamana denk gelirseniz yandınız. Hafta içi gelin. Hafta sonu sıkıntı. Kafile gelmiş. Nasıl, iyi mi öyle? Bilge, iyi mi kuzu? Dünya tarihinin en eski medeniyeti midir bilemem ama bu zamana kadar keşfedilmiş, tarihi 12 bin yıla dayanan Göbeklitepe'deyiz. Bu alana gelmek için gişelerden geçtikten sonra 700 metre yürüyebilirsiniz ya da orada şu anda görmüş olduğunuz dolmuşları ücretsiz olarak buraya kadar gelebilirsiniz. Dolmuşlar için sıra beklemeniz gerekiyor. Nasıl oluşmuş burası sence? Yaklaşık 12 bin yıl önce delinin biri aşağıda çekmiş kafayı. Demiş ben bu tepeye bir şey yaparım. Ya deli ya da delinin biri buna bir şey yapmış. Urfa'ya gelmişken ne yiyeceğiz diye düşünüyorsanız ucuzluk pazarının çıkışında ya da Akarbaşı Caddesi üzerinde, burası Balıklıgöl'e çok yakın, Esnaf Lokantası diye bir yer var. Adı direkt Esnaf Lokantası. Çok memnun kaldık. Burada yiyebilirsiniz. Başka yer aramayın. Merhaba arkadaşlar. Urfa'dan devam ediyoruz. Şu anda Hızmalı Köprü'deyiz. Hızmalı Köprü'nün hikayesi de zamanında Karakoyunlu Bey'in kızı bu köprüden buradan Urfa'ya misafir olarak gelmiş. Umre'ye hacca gidecekmiş. Hacca gideceği için de Urfa'ya gelmiş. Ve bu köprüyü yapmış. Bu köprüyü yaparken de burnundaki hızmayı ve mücevherlerinin tamamını bu köprünün altına koymuşlar. O yüzden de bu köprünün adını Hızmalı Köprü koymuşlar. Bizden bu kadar. Mardin'e gelindiğinde gelinmesi gereken ilk yerlerden bir tanesi de arkamı görmüş olduğunuz kilise. Tayruz Zafaran Kilisesi. Bu kilise M.Ö. Güneş Tapınağı olaraktan kullanıldı. Daha sonra Romalılar geldi. Romalılar tarafından kale olaraktan kullanıldı. Daha sonrasında ise, ismini yanlış söyleyebilirim, Aziz Şelmus diye bir vatandaş bazı azizlerin kemiklerini buraya getirdi, gömdü. Ondan sonra da bu günümüze kadar tapınak olaraktan kullanılmaya başlandı. Hala da devam ediyor, aktif olaraktan kullanılıyor yani. Adını safrandan alıyor. Zafaran, safran anlamına geliyor. O yüzden safran tapınağı olarak da biliniyor çevre tarafından. Giriş ücreti 30 TL. Müze kart burada geçerli değil arkadaşlar. Gelip görülmesi gereken güzel yerlerden bir tanesi.
Mardin'i gezmeye devam ederken Dara Antik Kenti'ndeyiz şu an. Burası askeri amaçla kurulmuş. Daha sonra içinde kilise var, hamamı var mı hatırlamıyorum. Her şey var. Burası normal bir şehir haline gelmiş. Şu an bir mağaranın içindeyiz. Yontularak yapılıyor burası. Yonta yonta insanlar kendine ev yapmış. Burada yaşamışlar. Arkadaşlar şu an Erdebil Köşkü'ndeyiz. Hemen Ongözlü Köprü'nün karşı çaprazında yukarıda bulunuyor burası. Giriş ücretsiz. Mutlaka gelin bir görün derim. Şu an burada terastayız. Teras inanılmaz güzel. Bu Erdebil Köşkü bu arada arkamdaki Ongözlü Köprü'yle yaşıt. 2004'e kadar bir aileye aitmiş burası. Normal köşk olarak kullanılıyor, ev olarak kullanılıyormuş. Ama 2004 yılından sonra devlete geçmiş. Siz de burayı gezip görebilirsiniz. Arkadaşlar merhaba, şu an Fesih Gündar'la birlikteyiz. Fesih abi, az önce gösterdiğimiz maket vardı ya, onu yapan ustamız. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi ne zaman başladın ilk bunu yapmaya? İlk yaptım 84'te. 84. O 2003'te mi bitti daha sonra? O maket değil. İlk yaptım 84. İlk yaptım. O maketi 95-2016 arası yapılsın. 95-2016. 2016, evet. Bak şurada 2003 yılında Ahmet Necdet Sezer'le fotoğrafı var. İlk açılış bu 2003 yılında. 19 sene öncesi bu. Daha sonra tamamlamış. Şu ilk haliymiş. Daha sonra tamamlamış. Abi kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 38 senedir maket yapıyorum. Aslında M30 motor. 30 amcası. Maşallah abi ya. Bunlar da birebir arkadaşlar bu arada. 1/250. Bu ise 1/25 olacak. 1/25 boyutunda yapıyor. Buradaki bakın yazılarına kadar, hayvanlarına kadar her şeyi eliyle oyuyor Fesih abimiz. İnanılmaz bir işçilik. Abi çırak falan var mı senin? Tek mi sen? Çırak yeğenini yetiştirdim de şu an boşta. Şu an yok. Fesih abimizin ellerine sağlık. Gelmişken burayı da mutlaka görün, ziyaret edin. Fesih abimiz inanılmaz bir adam. Bakın. Surdaki bütün parçaları tek tek taşları oyarak yapıyor ve burada yapıyor. Arkadaşlar şu an Nemrut Dağı'ndayız. 2150 metre yukarıdayız. Tepelerdeyiz. Burası acayip soğuk, acayip esiyor. Hani gelecek olursanız battaniyenize, özellikle şapkanızı almayı unutmayın. Aşağıda ilk bilet aldığınız yerde polar kiralayabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Dikkat üstünüzü başınızı sıkı giyin. Yani bir kere geleceğiniz bir yer. Bir daha da zannetmiyorum. Çünkü çok yüksek, çıkması sakat, kalp hastası olanlar falan kesinlikle gelmesin. Tavsiye etmiyorum yani. Teşekkürler.